Herkese selamlar dostlar 19 Mart 2023 pazar iddia tahminleri hepinize selamlar Toplamda 7 adet mücadelem var ideallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim Değerlendirecek herkese bol şanslar Öncelikle bu videoda bir rolling yapacağız Rolling yapmamızdan dolayı rolling baş olmasından dolayı sizlerden ricam artı 300'ün üstünde like atmanızdır Like'larınız için teşekkürler ve direkt başlayalım Maç skoru yarışması olarak daha önce yapmış olduğum Galatasaray maçının maç skorunu kazanan zaman TV Instagram üzerinden yazabilir. Bugün de sizlere maç skoru yarışması olarak da Alanya Spor Fenerbahçe maçının skorunu soruyoruz. Bilen bir arkadaşımızı alalım. Bol şanslar. Cuma kombinesi olarak önerdiğim tek bir ana kombine vardı. Galatasaray maçından nasıl kaçmışım? Videoda da bahsettim ben bu mücadeleyi. Dedim ki yani 3.5 alt olur bu mücadele. Yani zor mücadele. Yani bir de Galatasaray'ın çıkmış olduğu kadro yani sanki Avrupa'da maç yaptığında biraz yedek kadroyla çıkmış. Ya bir dümen var maçlarda belli ediyor zaten. Bazı maçlar kendini gerçekten belli ediyor. Ama hiçbir şekilde kanıtlayamıyorsun. Ben de bunu biraz hissettiğimden dolayı mücadele 3.5 alt olarak değerlendirme altına aldım. Newcastle'da alır 4.5 alt yaptım. Toplam on gibi orandan Cuma'nın tek kombinesi başarılı oldu. Kazananlar herkese tebrikler. Cumartesi ve pazar için güzel oldu. Geçtik bunu. Canlılarda devam ediyoruz baylar. Onu belirteyim. Canlı maçlarda devam ediyoruz. Hatta ben birazdan göstereyim. Cumartesinde canlısına başladık. Cumartesi sabah çekiyorum bu videoyu. Hatta bu gitsin direkt ekrandan göstereyim ben. Cumartesi ilk seanslarda bilen bilir Avustralya ile başlarız biz her zaman. 1'de 1 oldu. Devam ettik Brisbane mücadelesine. 2'de 2 oldu. İlk kere 4.5 üst kornerimiz geldi. Ondan sonra devre arasında 2 tane canlı verildi. Newcastle'ın atacağı ikinci gol ve Brisbane'in atacağı bir gol. 1 bir, bir gibi orandan. İkisi de golleri ne 4'te 4 başladığımızda belirtelim. O şekilde canlıya da zaten cumartesi, pazar devam ettiğimizi söyleyelim. Geçtim bunu geldik ana ekranımıza. Onun dışında herkes açık Telegram kanalımız var. Oraya da katılabilirsiniz. Pazar günü oraya da ekstra canlı tercihler de gelecektir. Değerlendirecek katılacakları herkese bol şanslar diyerekten de videomuza geçelim. Sizlerden ricam dediğim gibi artı 300'ün üstüne like'tır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Maçlarımıza başlayalım. Hollanda'da 3 tane mücadele vardı sağlam. Hepsini aldım ben. Bir tanesi Ajax Feyenoord mücadelesi. Sağlam bir mücadele. Ya yani puan durumu itibariyle baktığımız zaman şunu söyleyeyim ben burada. Eğer Feyenoord burada bir beraberlik çıkarırsa galibiyete zaten bence kesin şampiyon olur da olası bir beraberlik halinde bence burada Feyenoord şampiyonluğu götürebilir. Çünkü Feyenoord'un fikstürüne baktım ben biraz biraz önce. Yani fikstürü çok kolay. Yani takılacağı takım kolay kolay yok açıkçası. Olası bir sürpriz olur yani. Ajax'la burada oynayacaklar. Ajax'ın ben burada galip gelmesini beklenebilirim ama ben burada Feyenoord'un atacağı golü değerlendirdim. 1.40 gibi orandan idealden KG var tercihini alalım. Onun dışında dedim ya Ajax'ın bu maçı yenmek için elinden geleni yapacaktır. Feyenoord salmayacaktır. Doğrudur ama tek farklı bir Ajax galibiyeti de gelebilir. 2-1 skor bekliyorum. 2.5 üstünde birin oranı zaten 2-11 gibi oranı var. Şöyle göstereyim. Onun dışında skor olarak da bahsettiğim gibi 2-1 skorun oranı da 6.81 arkadaşlar. Benim beklentim bu yönde ama ideal alacaklar var seçeneğini alsın. Arsenal'la Crystal Palace mücadelesi. Crystal Palace'ın başında Patrick Vieira gönderildi arkadaşlar. Yani açıklama şu yöndeydi. Hocamızı teşekkür ediyoruz. Çok da değer veriyoruz. Fakat durumumuz gerçekten kritik puan durumu açısından bahsediyor. Durumumuz kritik. Karşılıklı olarak anlaştık. Gönderdik şeklinde bir yorumu vardı. Yeni bir teknik adam gelmedi. Henüz öyle biliyorum ben. Zaten yeni ayrıldı. Arsenal'la oynayacak. E, UEFA'da zaten çok fazla önemsediğini düşünmüyorum Yedek kadro çıktı Lisbon maçına kendi evinde Bu maça öncelik verecektir Benim burada tercihim Arsenal'ın atacağı ilk yarıdan bir gol Onun oranı 1.37 oranı vardı 1.33'e kadar düştü Alınırsa ben bunu alırım Ekstradan da ilk kere bir seçeneğini isterseniz ilave edebilirsiniz Real Sociedad'la Elche mücadelesi Elche son haftalarda bir şeyler yapıyor da Bir şeyler deniyor korkmadan oynuyor çünkü takım ama Real Sociedad'la oynayacaklar. Real Sociedad'ın ben maçı kaçacağını düşünmüyorum. Roma maçında özellikle ikinci yarısını izleyin. Yani özetini izleyin özellikle ikinci yarıda. Neler neler kaçırdı. Direkten dönen topla ve Roma kalecisi Patricio inanılmaz şeyler çıkardı. Real Sociedad'ın yani 1-0'lı hakkı vardı. Roma beraberliği aldı oradan. Ne diyelim? Şimdi Real Sociedad Elche ile oynayacak kendi evinde. Ben burada bir Real Sociedad'ın galip gelmesini bekliyorum. Fakat galip gelirken de biraz daha oran almak adına 4.5 altına bir yaparsak 1.40 seviyesinden değerlendirme altına almış oluruz. Real Sociedad kazanır ama mücadelede de 5 gol olacağını sanmıyorum. Küme düşmesi neredeyse kesinleşmiş bir Elche karşısında. Vitesse ile PSV'nin mücadelesi var. Vitesse arka arkaya mağlubiyetler devam ediyor. Bu maçı almamın özelliklerinden bir tanesi de Ajax'la Feyenoord'un karşı karşıya gelmesi ve arkalardan da Altmar'la PSV'nin takip etmesi. Burada okeyiz. Burada PSV zaten kimyası Vitesse'ye karşı her zaman iyidir. Tutar yani. PSV de arka arkaya galibiyetler almışken bir seri yapmışken ve özellikle bu hafta Ajax'la Feyenoord'un maçı olmasından kaynaklı. Burada ben PSV'nin galip gelmesini bekleyeceğim. PSV galibiyetine 1.50 gibi oran açmışlar. PSV alır bence. 3-1'de maçın zaten indeks beklentisi var. PSV'nin buradan doğrudan galip gelmesini bekliyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Fenerbahçe ile Alanya Spor mücadelesi. Dedim ya dün Galatasaray bir puan kaybetti. Yedek kaldı çıktı vesaire derken. Yani ligi kızıştıracaklar arkadaşlar. Yani bu her zaman böyledir. Ne bileyim yayınların daha çok izlenmesi, yayıncı kuruluşun daha çok para kazanması çekişmenin olması, bayi şirketleri bunlar her zaman vardır. Yani bizim ligimizde sütten çıkmış ak değil. Ben burada Fenerbahçe'nin doğrudan kazanmasını bekliyorum ve sizlere rolik mücadelem olarak Fenerbahçe'yi öneriyorum. Avrupa'dan elenmiş bir Fenerbahçe var. Doğru. Yorgun mu? Doğru. Okey. Ama geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe var. Alanya ile oynayacaklar burada. Alanya'da Ersun Hoca ile ilk maçını kazandı Başakşehir'e karşı. İkinci maçını deplasmanda kaybetti. Bu maçı da ben kaybedeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin buradan doğrudan galibiyetini rolling 1 olarak sizlere önermek istiyorum. 1.51 gibi de şu an oranı var. Pazar günü bu oran 1.40'a, 1.35'lere kadar düşebilir. Fenerbahçe'nin mutlak galibiyeti. Yani bu fırsatı kaçırmaması lazım. Öyle söyleyeyim. Galatasaray puan kaybetmişken. Ne yapar, ne eder alır bence yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da devreyi de bir Fenerbahçe kazanırsa çok anormal olmaz. İlk yerden fiş çekmek isteyecektir. Ki bu sezon oynadığı maçlar vardı. Alanya hazırlık maçları olsun vesaire olsun. Onlarda da başarılı bir Fenerbahçe vardı. İlk yer ikinci da 1.93. Bayer Leverkusen ile Bayer Münih mücadelesine geldik bu mücadelenin de beklenti doğrultusunda gitmesini bekliyorum. Ama idealden bir tane tercih söylemek istiyorum bu mücadeleyi de. Bayern Münih'e 1-39 gibi oran açmışlar ki Dortmund'la bir puan yarışı var. Olası bir puan kaybı Dortmund'u burada iyice neşelendirir. Level Kuzen de açıkçası o puan kaybını, o puan kaybını yaşatabilecek takımlardan bir tanesi. Son haftalarda oynamış olduğu oyun, kendi evinde oynamış olduğu oyun derken Bayern Münih kalesinde gol bulabilir. Fakat ben burada idealden Bayern Münih'in deplasmanda yani ilk yarıda atacağı bir gole 1.34 gibi oranlar bu yönde bir ideal önerebilirim. Onun dışında mücadelenin golü geçmesini beklediğimden kaynaklı da mücadelede ilk yarıdan 2 golde çıkma ihtimali bence yüksek. İlk yarı 2 golün oranı da 1.82. İlk yarı 1.5 üst. Yazdım. Yani almak isteyenler yüksek orandan bunu da böyle bir değerlendirebilir. Zaten ilk kere bir gol gelecektir. Bayern Münih tarafında zaten ilk kere bir gol bekliyorum. İkinci golün riskine girmek isteyenler varsa burada 1.82 gibi orana girer. Bence de güzel bir oran değerlendirilmesi lazım. Twente ile Alkmaar mücadelesi. Dedim ya bu hafta Hollanda'da para var gibi duruyor açıkçası. O yüzden de aldım bu mücadeleyi de. Kombineme de belki koyarım. Twente kendi evinde iyi bir takım. 12 maç bile oynadı kendi evinde. 30 gol attı. 6 tane de gol yedi. Fakat Alkmaar tarafı yani Twente'yi gol atabilecek bir takım olduğunu zaten biliyorsunuz ki. Hemen 3. sırada Alkmaar yer alıyor. Üstündeki iki takım karşı karşıya gelmişken Alkmaar'ı bu maç kolay kolay salacağını düşünmüyorum. Ama Twente'nin de aynı şekilde bırakacağını düşünmediğimden kaynaklı. Mücadelede güzel bir gollü maç beklem. Gol, gollü bir maç bekliyorum. Hatta mücadele indeks beklentisini söyleyeyim. 3-2'lik bir skor bekleniyor mücadelede. Ben burada idealden var seçeneğini alıyorum. 1.50 gibi orandan yapıştırıyorum. 1.50 gibi orandan alırız. Yüksek oran almayacağım. Tek ideal bir tercih yapacağım bu mücadeleye. Toplamda 7 adet mücadelemiz vardı. İdealden yüksek oranlardan bahsettim. Ekrana rollingimiz gelsin. Rolling de arkadaşlar Fenerbahçe mücadelesinin doğrudan aldım. Fenerbahçe'ye doğrudan 2 olarak aldım. Rolling nedir? Hafta içinde ben yine milli maçlarda falan devam ettirmeye çalışacağım bu rollingi. Eğer gelirse tabii ki gelmezse rollingi durdururuz. Fenerbahçe doğrudan 2 aldım. Alanya ile oynayacak. Galatasaray dün yenildi. 1.51 gibi de güzel bir oranı vardı. Avrupa'da bu oran 1.60'larda 1.62 1.65 bantlarının oranları var. Fenerbahçe'nin burada yani puan farkını indireceğini düşünüyorum. Ya bir de 90 artı 3'te yemiş, yenilmişken Galatasaray o moralle Avrupa yorgunu da olsa ne yapıp ne edip bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum Alanya'da. Ki bu sezon oynamış olduğu Alanya maçları vardı. Onları da izledim. Stat'tan izledim. Canlı izlemiş biri olarak. Fenerbahçe'nin burada da galip gelmesini bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Bu şekilde bir rollingim vardı. Sizlerden ricam dediğim gibi Fenerbahçe-Alanya maçının maç skoru yorumlara yazarsınız. O ayrı. Onun dışında videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Abone de olun bir zahmet diyorum. Artı 300 seviyesine like gelirse bu şekilde rollinglere de devam ederiz gibi duruyor bakalım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.